Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Philips'in Homerun 7000 ıslak kuru robot süpürgesi. Şimdi incelememize hızlı bir kutu açılışıyla başlamak istiyorum. Ve bir taraftan da ilgimi çeken özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle 5000 paskallık bir emiş gücü var. Robot süpürgelerde 3000 paskalın üstündeki emiş güçleri iyi sayılıyor. Yani 3000 paskalın üstündeyse diyorsunuz ki emiş gücü yüksek. Ve 5000 paskal kesinlikle çok etkileyici bir değer ve bunu uzun bir pil ömrüyle yaptığını iddia ediyor. Bunun dışında mop özelliği de normal robot süpürgelerden biraz farklı çalışıyor. Şurada görmüş olduğunuz kısım ileri geri hareket edebiliyor. Bu sayede yerdeki izleri daha etkili bir şekilde temizleyebiliyormuş. Bunu da deneyeceğiz tabii ki. Kutudan çıkanlara şöyle bir bakacak olursak öncelikle burada toz boşaltma istasyonumuz bulunuyor. Robot süpürgenin kendi üstündeki toz haznesi dolduğunda buraya gelip otomatik bir şekilde içindeki tozları buradaki hazneye aktarıyor özetle. Ve üzerini kumaşla kaplamışlar. Kesinlikle çok şık bir hava katmış. Sonuçta büyük bir obje bu ve evinizde bir yerlerde gözükecek. Dolayısıyla tasarımına bu şekilde özenmiş olmaları benim hoşuma gitti. Aynı modelin siyah rengi de bulunuyor bu arada. Evinizdeki eşyalara uygun rengi tercih edebilirsiniz. İçerisinde HEPA filtreyi temizlemek için şöyle bir tane fırça bulunuyor. Bunun dışında toz torbamız var. Toz torbası şu şekilde kilitlenebiliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde toza maruz kalmadan bunu atabiliyorsunuz. Ve yenisini takmak istediğinizde tek yapmanız gereken bunu buraya ittirmek. Robot süpürgenin üzerinde 360 derecelik bir lidar sensörümüz bulunuyor. Buradan lazerle etrafı tarayıp içerisinin haritasını çıkartıyor özetle. Onun dışında ön kısımda ek bir sensörümüz daha bulunuyor. Bu sensör atıyorum robot süpürgenin önüne küçük bir oyuncak vesaire çıkarsa ona takılmadan etrafından dönmesini sağlıyor. Birazcık kamera yandırıyor biliyorum fakat kamera değil. Bazı kişiler robot süpürgenin üzerinde bir kamera olmasından hoşlanmıyor. Yani hacklenme ihtimaline vesaire karşı. Burada kamera yerine aynı işlevi gören bir sensör kullanmış olmaları bir avantaj. Diğer tarafına bakacak olursak öncelikle şuradaki kapağı açıp buradan toz haznesini alabiliyoruz. Haznenin üst tarafında HEPA filtremiz bulunuyor. HEPA filtreyi temizlemeniz veya değiştirmeniz gerektiğinde buradan rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Toz boşaltma işlemini otomatik bir şekilde gerçekleştirdiği için HEPA filtre bakımı dışında burasıyla çok muhatap olmazsınız. Fakat isterseniz buradan da tozları boşaltabilirsiniz tabii ki. Paspas bölümünü şuradan çıkartabiliyorsunuz. Üzerinde şöyle basmalı bir tane tuşu var. Hazneye şurada görmüş olduğunuz silikon tapadan su doldurabiliyorsunuz ve haznenin kapasitesi 240 mililitre. Genel olarak robot süpürgelerin su haznesi birazcık küçük oluyor. Burada tek bir dolumla yani bunu bir kere doldurduğunuzda 150 metrekareye kadar evlerinizi temizleyebileceğinizi belirtmiş Philips. Ek olarak içerisinde bir su pompası da bulunuyor fakat bunu göstermesi birazcık zor renginden dolayı. Bu su pompası sayesinde yere ne kadar su vereceğini robot süpürge kendisi ayarlayabiliyor. Yani rastgele bir şekilde aşağı su akıtmaya devam etmiyor. Alt kısımda mikrofiber bezimiz var. Şöyle cırt cırtlı bir yapıda. Bunu yıkamak gerektiğinde buradan rahat bir şekilde söküp yıkayabilirsiniz. Kutunun içerisinden bir tane daha yedek mikrofiber bez çıkıyor. İki tane yedek toz torbamız bulunuyor. Bir toz torbası bu arada 30 güne kadar idare ediyor. Bu da aklınızda olsun. Bunun dışında kullanım kitapçığı, garanti belgeleri ve ek olarak bir de fişimiz bulunuyor tabii ki. Şimdi hemen uygulama bağlantısıyla devam etmek istiyorum. iOS veya Android fark etmeksizin telefonunuza Philips Homerun robot uygulamasını indiriyorsunuz öncelikle. Uygulamayı açtığınızda burada robot ekle diye bir kısım var. Buradan benimki 7000 serisinden bir model olduğu için 7000 serisini seçiyorum. Burada evinizde kullandığınız Wi-Fi bağlantısını seçiyorsunuz veya ismini de yazabilirsiniz. Altına da şifrenizi giriyorsunuz. Robotu Wi-Fi'ye bağlamak için üzerindeki iki tuşa basılı tutmamı söylüyor 3 saniye boyunca. İkisini aynı anda basıyorum. Wi-Fi modu aktifleştirildi dedi. Buradan tamamlandı diyorum. İleri diyorum. Ve Philips robotun Wi-Fi'ine bağlanmak istiyor musun diye soruyor. Katıl dedim. Ve 30 saniye içerisinde robot süpürgemize bağlandı. Buradan robot dilini seçin kısmına girdiğinizde öncelikle bir yazılım güncellemesi varmış fakat onu şimdi yapmayacağım. Buradan Türkçe dilini seçebilirsiniz. Yani robot süpürgeniz Türkçe'de konuşabiliyor. Türkçe olarak değiştirildi. Kaydet dedim ve Türkçe konuşmaya başladı. Buradan robot süpürgenize isim verebilirsiniz. Ben vermeyeceğim. Tamam dedim ve robot süpürgemiz an itibariyle bağlı. Ve telefon bağlantısını da kolayca yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi ben robot süpürgeyi birkaç hafta test edeceğim. Testler bittikten sonra deneyim kısmıyla devam edeceğiz. We'll be right back.
Evet, robot süpürgeyi bir haftayı aşkın süredir kullanıyorum. Şimdi deneyim ve test kısmıyla devam edebiliriz. Öncelikle paspas kısmıyla başlamak istiyorum. Normalde robot süpürgelerde paspas kısmı sonradan eklenen bir aparat gibi olur. Yani isterseniz takarsınız, isterseniz de takmazsınız. Bu modelde paspas kısmı robot süpürgeyle birleşik şekilde geliyor. Yani bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Fakat çalışması için bunun takılı olması gerekiyor. Tabii ki isterseniz üzerine mikrofiber bezi takmazsınız veya paspas yapma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yani illa paspas yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu modülün burada takılı olması gerekiyor. Paspas kısmının sürekli burada bulunması zorunlu olduğu için ilk önce bir yerlere takılıyor mu diye denedim. Ve bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. 2 santime kadar olan her yerden çok rahat bir şekilde geçebiliyor. İşte sehpanın aralarına girerse oradan vesaire çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Paspas kısmının ileri geri hareket ediyor olması bir fark oluşturuyor mu diye merak ediyorsanız kesinlikle oluşturuyor. Normalde robot süpürgelerin arkasına paspas modülünü takarsınız ve sadece kayarak işte kaydığı yerlerdeki tozları toplar. Buradaki ek titreşim hareketi sayesinde yerde bir iz varsa, sonuçta yere su damlasa, ne bileyim ıslak ayakla bassanız vesaire, orada bile bir iz kalıyor sonuçta. Onları tek geçişte çok daha etkili bir şekilde temizleyebiliyor. 5 standart kayma hareketine göre titreşimle daha fazla toz topluyor mudur? Bu konuda bir şey söylemek zor, yani bunu test etmesi de imkansız gibi bir şey. Ama yerdeki lekeleri standart bir paspasa göre kesinlikle çok daha iyi bir şekilde temizlediğini gözlemledim. Su haznesinin büyük olması da bir avantaj. Benim evimi tek dolumla 2 kere çok rahat bir şekilde paspaslayabildi. Videonun başında 150 metrekare demişim bu arada. O 130 metrekare olacak. Fakat orada dikkat etmeniz gereken kısım şu. Bu ev 120 metrekare küsur ama sonuçta robot süpürge her yere giremiyor. Atıyorum akvaryum dolabının altına giremiyor. Mutfak dolaplarının altına giremiyor. Oralar hep kapalı. Dolayısıyla bomboş bir alandan bahsetmiyorsak 130 metrekarenin üzerindeki evlere fazla yetecektir. Toz haznesini otomatik boşaltma işlemi birazcık gürültü yapıyor bu arada. Fakat isterseniz her seferinde bunu çalıştırabilirsiniz. Çalıştırmak zorunda değilsiniz. Uygulamadan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tabi isterseniz bu işlemi komple kapatabilirsiniz. Toz haznesini buradan manuel bir şekilde boşaltabilirsiniz. Veya tozları toz haznesine aktarma işlemini manuel olarak sadece istediğiniz zaman da yapabilirsiniz. 5000 paskallık emiş gücünün diğer bir avantajı ise, eğer evinizde evcil hayvan besliyorsanız bunların tüylerini halı paspas gibi yüzeylerden çok daha rahat bir şekilde emebilecek olması. Robot süpürge genel olarak sessiz çalışıyor bu arada. Tabii ki yüksek seviyelerde çalıştırdığınızda gürültü yapıyor, fakat 5000 paskaldayken bile çıkarttığı ses genel olarak 2500-3000 paskallık robot süpürgelerle eşdeğer seviyede. Robot süpürgenin sesini minimum şekilde duymak istiyorsanız tabii ki sessiz modunda kullanabilirsiniz. Yani evinizde bir bebek uyuyorsa, dizinizi izlerken süpürgenin sesini duymak istemiyorsanız vesaire, sessiz modunu tercih edebilirsiniz. Sessiz modda süpürgenin emiş gücü minimuma indiriliyor bu arada, fakat yine de küçük tozları toplamak için yeterli bir seviyede. Şimdi biraz uygulamasıyla yapabildiklerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle haritalandırma performansı çok isabetli ve çok doğru bir şekilde çalışıyor. 5 farklı haritayı kaydedebiliyor bu arada. Yani eviniz birden fazla kata sahipse üst kata çıkarttığınızda diğer haritadan devam edebiliyor. Evinizin haritası oluşturulduktan sonra süpürgenin ayarlarını şu alttaki temizlik planı butonundan yapıyorsunuz. Zaten ilk çalıştırmada haritayı çok isabetli bir şekilde tamamlıyor. Eski robot süpürgelerdeki gibi haritanız oluşsun diye defalarca çalıştırmanız gerekmiyor. Özetle bir kere çalıştığında çok doğru ve isabetli bir şekilde haritayı çıkartmış oluyor. Şimdi süpürgedeki seçeneklerimize gelecek olursak, temizlik planı bölümüne giriyorum. Burada haritam otomatik bir şekilde geliyor. Bu evin alt katı salon ve Amerikan bir mutfaktan oluşuyor. Şu giriş kısmını ise ayrı bir oda olarak tanımladım. Daha doğrusu kendisi otomatik olarak tanımladı. Tabii ki isterseniz burayı birleştirebilirsiniz ama ben anlatabilmek için birleştirmedim. Şimdi mesela oda 2'ye tıkladığımda ıslak ve kuru, kuru, sessiz ve yoğun şekilde seçeneklerim var. Bu ayarları istediğiniz her oda için ayrı ayrı şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Yani atıyorum mutfağı hem süpür hem paspasla. Salonda yoğun temizlik yap, çalışma odasını ise sadece süpür şeklinde mesela ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Temizlik tercihleri bölümüne geldiğinizde burada süpürgenin emiş gücünü, paspas ıslaklığını ve kaç kere tekrar etmesi gerektiğini seçebiliyorsunuz. Emiş gücünü maksimum aldığınızda 5000 paskal olarak çalışıyor. Fakat normal ve yüksek seviyelerde fazlasıyla yeterli. Paspas ıslaklığı bölümünden ise isterseniz paspas
kapatması. Komple kapatabilirsiniz ya da diğer ayarlardan birini seçebilirsiniz. Düşük yeterli bu arada. Zaten titreşim hareketi sayesinde normal bir paspastan çok daha etkili bir şekilde temizlik yaptığı için yeri ekstra ıslatmasına da gerek yok bana kalırsa. Gelişmiş ayarlar kısmına geldiğimizde buradan isterseniz paspasın titreşimini kapatabiliyorsunuz. Yani standart düz bir şekilde durmasını sağlayabiliyorsunuz. Y düzeninde paspas ise robot süpürgeyi Y şeklinde hareket ettiriyor. Yani bir ileri gidiyor şöyle, bir bu tarafa doğru geri ileri falan yapıp böyle ekstra bir paspas yapmasını sağlıyor. Halı modunu açtığınızda ise halıların üzerine çıktığında emiş gücünü arttırıyor otomatik olarak. Tabii ki maksimumda çalıştırıyorsanız daha fazla arttıramayacaktır. Fakat diğer modlardayken halının üstüne çıktığında emiş gücünü arttırıp halıları daha etkili bir şekilde temizleyebiliyor. Oda sırasından ise odaları hangi sırayla temizleyeceğini seçebiliyorsunuz. Buradan çok rahat bir şekilde ayar yapmak mümkün. Atıyorum 3 oda bir salon eviniz varsa ve ilk önce mutfağı sonra salon temizlemesini istiyorsanız vesaire buradan sırasını çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bu ayarları bir kere yaptıktan sonra kaydet butonuna bastığınızda bundan sonra her çalıştırdığınızda bu ayarlarla hareket ediyor. Onun dışında şu sol üst taraftaki 3 çizgiye tıkladığınızda ek birkaç ayar daha yapabiliyorsunuz. Bunlardan sadece birkaç tanesini anlatacağım. Mesela aksesuar bulun kısmından yedek bir toz torbasına ihtiyacınız varsa direkt burada nerelerde satıldığını vesaire gösteriyor. Haritaların kısmından yeni haritalar ekleyebiliyorsunuz. Mevcut haritanızı düzenleyebiliyorsunuz. Temizleme programı kısmı ise haftalık program yapmanızı sağlıyor. Buradan artıya tıkladığınızda işte hangi günler çalışsın, hangi saatte çalışsın gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Hatta şu özel butonuna bastığınızda atıyorum pazartesi sadece salon temizle vesaire gibi seçeneklere kadar gidebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol kısmından ise robot süpürgeyi manuel bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Uzaktan kumanda gibi düşünebilirsiniz. Hatta hazır bu kısımdayken alttaki sensörlerden de bahsetmiş olayım. Süpürgenin altında 6 farklı sensör var. Bu 6 sensör sayesinde yere hiçbir şekilde düşmüyor. Yani merdivenlerden vesaire düşecek diye endişelenmenize gerek yok. Ne kadar basarsam basayım gitmiyor gördüğünüz gibi. Unutmadan haritalarım kısmından kısıtlanmış alanlar da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan haritamı düzenle dediğimde ve kısıtlı alanları ayarlama butonuna bastığımızda burada gidilmeyecek bölge, paspaslanmayacak bölge ve nazik bölge gibi seçeneklerimiz var. Tabii sanal duvar da oluşturabiliyorsunuz. Buradan şöyle çizgi çektiğinizde robot süpürge oradan ileri gitmiyor. Orada bir duvar olduğunu varsayıyor. Veya halıların üzerindeyken paspasın çalışmamasını istiyorsanız paspaslanmayacak bölge seçeneğinden şöyle halılarınızın olduğu yerleri seçebilirsiniz. Paspas halıların üstünde çalışsa bile öyle çok yüksek bir ıslaklık bırakmıyor bu arada. Yani 5-10 dakikada kuruyor. O konuda rahat olabilirsiniz. Tabii en yüksek su seviyesinde kullanırsanız birazcık ıslak bırakabilir. Şimdi ben robot süpürgeyi pek çok farklı şekilde test ettim ama birkaç tane canlı testle devam edelim. Şimdi robot süpürgenin gücünü göstermek için halıya öncelikle biraz su döküyorum. Biraz pirinç. Biraz mercimek. Ve biraz da karışık baharat ekleyeceğim. Ve halıya iyice işlemesi için şöyle birazcık elimle karıştırıyorum. Ve uygulamama gelip buradan bölgesel temizliği seçeceğim. Temizlemesini istediğim bölgeyi seçeceğim sadece. Temizliğe başla diyorum. Şimdi robot süpürge direkt olarak seçtiğim bölgeye gidecek. Seçtiğim bölgeyi temizlemeyi tamamladı. Gördüğünüz gibi döktüğüm yerlerde ekstra farklı hareketler de yaptı. Yani bir şekilde orada fazladan kir olduğunu da algılıyor. Temizlik performansına bakacak olursak da gördüğünüz gibi büyük tanelerin hepsini bir kere de temizlemeyi başardı. Bunu 5000 paskallık emiş gücüne borçluyuz. Daha detay olarak bakacak olursak aralarda tek tük tuz taneleri görüyorum ve şurada birkaç parça baharatta kalmış gibi gözüküyor. Ama döktüklerimin %99'undan fazlasını tek seferde temizlemeyi başardı. Sanırım şimdiye kadarki test ettiğim robot süpürgeler arasında en iyi sonucu aldığım süpürge bu oldu. Şimdi nesne algılamayı denemek için yere bir tane figür bıraktım. Ve gördüğünüz gibi figüre hiçbir şekilde dokunmuyor, etrafında dolanarak onu devirmeden yoluna devam ediyor.
Evet, Philips Home Run 7000 robot süpürgeyle benim deneyimlerim bu şekildeydi. Evini zahmetsiz şekilde süpürüp paspaslamak isteyenler için güzel bir alternatif olmuş. Bu modeldeki yüksek emiş gücü ve titreşimli paspas modülüyle Philips rakiplerinden ayrılmayı da başarmış. Robot süpürgenin güncel fiyatını merak edenler için açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basmayı ve robot süpürge hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bildirmeyi unutmayın. Ayrıca gelecek incelemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.